Mezgi Dağları'nda yem olarak istavride böyle filote ya da lagreta şeklinde kesip yem yapıyoruz. Kullandığımız takım onlu. Ver. Ey maşallah, ey maşallah. Onlu, 18 no iğneli bir takım. 250 gram kurşun ağırlık el oltasında. Güzel bir mezgit, olta mezgi dağıyla sizleri baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Ne geliyordu? Bembeyaz ettiğini. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Benekliler geldi. Dur. O da yeri balıktı ha. Tanesi 1 kilo arkadaşlar. Tanesi 1 kilo mezgitler. Levrek mi dolar? Ey maşallah. Evet dostlar. Olda'yla mezgit avı budur. Bak kuyruğundan da yakaladın Hüseyin. Sağ el alırsın be. Kesildi be. Abi nereden yakaladın kuyruğunu? Al üstüne. Ey maşallah. Geliyorlar. Ey maşallah. Köpürcüklere bak. Şu köpürcükler beni ayar ediyor ya. Şu balıkları çekelim. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı aldık. Bunları da atalım kasaya. Buraya da taş var. Taştan 3-4 metre Şahin. Benimkine daha çok var herhalde. Takip var peşine, takip. Gelmiyor bu olta. Bu balık kışın sular soğuduğu zaman kuyu kenarında oluyordu. Yaylımda olmuyor. Bunu çekmeye lazım ırgat. Avladığımız su yaklaşık 90-92 metre. Misine basmıyor. Misine zorlanıyor. Daha doğrusu makine. Esetten gelmiyor bu. Köpek balığı değilse çok güzel balık. Biraz dinleneyim. Ay. Balıklar aşağı doğru basayım. Gel oğlum gel. Nerede kaldınız? Bir beyazlayın bakayım. Ayna versin kılıç balıkları. Sararken çok yavaş. Misine gam yapıp da dönüp kıvranıp kesilmesin. Milim. Yavaş. Doktor bu ne? Full paket. Al
Havluları sen kaldıracaksın. Havluları sen kaldıracaksın. Ah şu kabarcığa bak. Yavaş. Kabarcığa bak, kabarcığa. Köpürdü deniz. Az daha sar, az daha sar. Ey maşallah. Kadir ameliyat masasına. Ameliyata yatır şunları. Ey maşallah. Maşallah diyeyim, maşallah. Ey maşallah. Akıntının ve suyun yönünü hesap ederek aynı yere tekrar gelip olta atıyoruz. Yoksa 10-15 metre aşağıya kaydığımız zaman balık vurmuyor arkadaşlar. Ay maşallah. Tohli bunlar, tohli. Güzel başladığımız mezgid avı. Fırtına, yağmur, ne desem var. Herhalde sonlanacak. Yağmurdan sonra şimdi de fırtına. 5 dakikada bir havan şartlarının değiştiği yerdeyiz. Şu anda otolarımız bekliyor. Hava kalırsa devam edeceğiz inşallah. Yeni bir olta daha, fakat ya 2 tane ya 3 tane var onda, ama güzel bir tane var ha. İyice basıyor. Ha, kayığı çeviriyor. Balık kayığı çeviriyor. Nasıl zorlanıyor dibe doğru, ona bak. Cır 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 ediyor makine, cır 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 cır. Cır 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 zorlanıyor. Şu kabarcıkları biraz izleyeyim de, şunlara bak ya, şunlara bak ya, şu kabarcıklara bak ya. Köpür 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 köpür, ha ha. Haydi. Ne haydi? Bir tane mi vurdu? Evet değerli dostlar, avımız burada son buluyor. Son olarak toparlama yapalım. Kullanmış olduğumuz çapariye istavrit eti takarak av yaptık. Ben kamış kullandım, bu yüzden 150 gramlık bir ağırlıkla avlandım. Afan Reis el kasnağı kullandı. 80 milim beden misnası var. 250 gram ağırlıkta o taktı. Son olarak balıklarımızı da size gösterelim ve avı sonlayalım. Güzel başlayan bereketli bir mezgid avı tüm başımıza gelebilecek hava muhalefetleriyle karşı karşıya kaldığımız için son buluyor. Tuttuğumuz mezgitler böyle her yerde olabilecek bir mezgit değil. Mezgid avı yapanlar bilir. Avlandığımız bölge 4000 metrelik bir kuyunun kenarında 90 metre derinlikte. Kuyunun hemen yamacında bir yerde av yaptık. Safarilerimizi topladık. Balıklarımızı da gösterelim. Aç bakalım 40 numaralı kutuyu. Ay 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 ay, ey maşallah, ey maşallah. Benekli mezgitler. Şöyle bir su şişesi atalım şöyle şuraya. Büyüklüklerini görün. Balıklar ortalama hepsi 40, 35, 40, 45 santimlik balıklar. Olta mezgidi tutan arkadaşlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım onlar da böyle balıklar tutabiliyor mular. Balıkların hepsi aynı. Güzel balıklar. Bir sonraki olta mezgidi avlarında buluşmak üzere. Olta mezgidi severlere hoşça kalın diyoruz.